Evet kıymetli KPSS adaylarımız ben Deniz Servan Hoca. Malum bir sürede video çekemiyorduk ama inşallah artık daha sık bir şekilde sizlere hizmet edeceğiz. Ne yapıyoruz değerli arkadaşlarım? Temel hukuk ünitesinden hani şu KPSS'de 3 tane sorunun garanti olduğu temel hukuk ünitesinden buyurun beraber soru çözelim İyi seyirler diliyorum. Birinci sorumuz şu. Hakimin takdir yetkisini kullanarak doldurduğu boşluk aşağıdakilerden hangisidir? Kardeşlerim şimdi normalde şöyle B diyorum. Boşluk konusunu bilirsiniz ikiye ayırırız. Bunlardan bir tanesi hukuk boşluğu biri de kanun boşluğudur. Kanun boşluğu da kendi içi de yine ikiye ayrılır. Kural içi boşluk ile kural dışı boşluk. Hukuk boşluğu neydi arkadaşlar? hem yazılı hem de yazısız kaynaklarda eğer hakim çözüm bulamıyorsa hukuk boşluğu. Kural içi boşluk bilerek bırakılan boşluktu. Kural dışı boşluk ise bilmeden unutma yoluyla bilinçsizce ortaya çıkan boşluktu. Ve kural içi boşlukta yani şöyle yazıyorum bil. Bilerek bırakılan boşluğu bilmen lazım üstadım. Bilerek bırakılan boşluk olan kural içi boşlukta hakim ne yetkisini kullanıyor? Atıf ve takdir yetkisini kullanıyor. Mesela çok klasik bir örnek. Nafaka ve tazminatın miktarı kanunda bilerek boş bırakılmıştır. Hakim rakamı takdir etsin diye değerli arkadaşlar. Gelsin ikinci soru. Bir ülkede belli bir dönem yürürlükte olan hukuk kaynaklarının sadece yazılı olanlarına ne ad verilir? Kardeşlerim gayet basit bir vurgumuz var. Sadece yazılı dediğine göre bu bizi mevzu hukuka götürür. Mevzuat deyince aklınıza mesela yazılı belgeler geliyor değil mi? Eğer soru şöyle olsaydı hem yazılı hem de yazısız kaynaklara ne ad verilir deseydi o zaman arkadaşlar şu ikisi ki aynı şeydir pozitif hukuk bunu V ile de yazabiliriz. Pozitif hukuk ve müspet hukuk hem yazılı hem de yazısız kaynaklar. ideal ve olan hukuk arasındaki fark şudur. Olan hukuk şu andakini ifade ediyor. İdeal hukuk ise olanı değil olması gerekeni ifade ediyor. Ütopyadır. Diğer adı da arkadaşlar tabii hukuk olarak önümüze çıkıyor. Gelsin üçüncü sorumuz. Belli bir ülkede belli bir dönem yürürlükte bulunan yazılı ve yazısız kaynakların tamamına ne verilir? Az önce anlattım kardeşlerim. Hem yazılı hem yazısız olursa pozitif hukuk oluyor. Az önceki soruda sadece yazılı kaynak verdiği için cevabımız mevzu hukuk olmuştu. Dördüncü sorumuza bakalım. A ile B arasındaki bir satım sözleşmesi yapılmış. A malın ayıplı olduğu gerekçesiyle B'den malın değişimini talep etmiştir ayıplı malın değişimini tarif etmiş. Buna göre A aşağıdaki haklardan hangisini kullanmak istemiş? Şimdi değerli arkadaşlarım şöyle Y ve D diyorum. Yenilik doğuran haklar var. Yani kullanıldığı zaman hukukta yeni bir durum ortaya çıkartıyorsa buna yenilik doğuran haklar diğer adıyla inşai haklar diyoruz. İnşai haklar eğer yeni bir durum ortaya çıkartmıyorsa alelade haklar diyoruz kardeşlerim. Bu tamam mı? Şimdi yenilik doğuran haklarda kurucu, değiştirici ve bozucu yenilik doğuran olmak üzere üç ayrılıyor. Burada adam malı iade etmiyor. İade etseydi bozucu yenilik doğuran olurdu. Malın değişimini talep ediyor. Dolayısıyla değiştirici yenilik doğuran hakkımızı burada yakalayabiliyoruz. 5 numara gelsin. Aşağıdakilerden hangisi gider üzerinden alınan vergiler arasında yer almaz? Kardeşlerim vergiler ya gelir üzerinden alınır ya servet üzerinden alınır ya da gider üzerinden alınır. Bu arada gelir ve servet üzerinden alınan vergiler doğrudan vergi, gider üzerinden alınanlar ise dolaylı vergi olarak sorularda önümüze çıkıyor. A seçenindeki katma değer vergisi, B seçenindeki ÖTV özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muamele vergileri, damga vergisi, ya da arkadaşlarım motorlu taşıtlar vergisi, tekel ürünleri vergisi, şans oyunları vergisi bunlar arkadaşlar gider üzerinden alınıyor. Ama gelir vergisiyle bakın artı attım buraya. Gelir vergisiyle kurumlar vergisi gelir üzerinden alınan doğrudan vergi çeşididir. Gelsin 6. soru. Yukarıdakilerden hangileri vergiye hakim ilkeler arasında yer alır? Kardeşlerim vergi kanunidir ki ÖSYM KPSS'de bunu çok sordu. Verginin en temel ilkesi hangisidir? Kanunilik. Bu neye benzer? Kanunsuz suç ve ceza olmayacağı gibi kanunsuz vergi de olmaz arkadaşlar. Bakın suç ve ceza, vergi, üniversiteler, şehir belediyeleri neyle kuruluyor değerli arkadaşlarım? Kanunla. Bu arada kazancı olan herkes, herkes ödediği için genellik Herkes kazancına göre vergi ödediği için de adalet vurgusunu burada yakalıyoruz. Genel itibariyle yayınlarımızın sorularında ve ÖSYM sorularında vergide neyi alıyoruz arkadaşlar? Eşitliği genel itibariyle almıyoruz. 7 numaralı sorumuzda aşağıdaki kısıtlanma sebeplerinden hangisi isteğe bağlıdır demiş. Kardeşlerim kısıtlanmanın diğer adının mahcur. Bakın yazarak gösteriyorum mahcur olduğunu bilelim. Mesela erginlik ya da şöyle fiil ehliyetinin şartlarında mahcur olmamak yani kısıtlı olmamak diye geçer. Akıl hastalığı, bağımlılık, akıl zayıflığı, savurganlık, kötü yaşam, kötü yönetim bunlar istek dışı kısıtlılık nedenleridir. C seçeneğindeki yaşlılık tecrübesizlik ve ağır hastalık durumları isteğe bağlı kısıtlılık nedenidir. Yani birey bu durumlarda beni kısıtlayın ve başıma bir vasi atayın, işlerimi görsün talebinde bulunabilir. Bu arada vasi ve kayyumu kim atıyor değerli arkadaşlarım? Sulh hukuk mahkemesi. 8 numaralı soruda yukarıdakilerden hangileri fiil ehliyetinin şartlarıdır diyor. Değerli arkadaşlarım fiil ehliyetinde bir ergin olacağız yani reşit olacağız. 2 ayırt etmemiz olacak ayırt etmemiz olacak. 3 kısıtlı olmayacağız. Yani mahcur olmayacağız. Birinci öncülde ayırt etme gücüne sahip olmak. ikinci öncülde ergin yani reşit olmak. Dört numaralı öncülde kısıtlı olmamak şartları bir araya geldiğinde 1, 2 ve 4 Diyarbakır seçeneği cevabımız oluyor. 9 numara aşağıdaki tüzel kişilerden hangisi? Kamu hukuku tüzel kişisi değildir. Arkadaşlar kamu tüzel kişilik, özel tüzel kişilik, devlet tüzel kişilik konularımız var. Belediye, ya da Büyükşehir Belediyesi de olur. Belediyeler, il özel idareleri, köyler hem mahalli idarelerdir. Hakeza Büyükşehir Belediyesi de öyle. Ve bu mahalli idarelerin tamamı ne de arkadaşlar? Kamu tüzel kişiliktir ama mahalle değil değerli arkadaşlar. Uyanık olun. TRT, RÜTÜK, üniversite gibi kurumlarımız da kamu tüzel kişiliktir. Oysa vakıf, dernek ve şirket. Bunlar özel tüzel kişiliktir kıymetli arkadaşlar. Evet 10 ve 11. sorumuzu aynı anda çözelim ekranda. Vasiyetname düzenleyebilmek için kaç yaşında doldurulmuş olması gerekir diyor. Çok klasik bir deneme sorusudur. Vasiyetnamede yaş 15'tir arkadaşlar. Gerek sözlü, gerek yazılı bir şekilde veya noter eşliğinde kişi vasiyetini ilan edebilir. 15 yaşını doldurması da gerekiyor. Bir kimsenin bir eşyayı makul bir süre kendi iradesiyle fiili hakimiyetine bulundurmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? Fiili hakimiyet altında bulundurmak bu eşyayı kullandığı ve yararlandığı anlamına geliyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu bizi ziliyetlik kavramına götürüyor. Eğer buna sahip kişi ne diye adlandırılır deseydi ziliyet. Gabi neydi? Bir kişinin tecrübesizliğinden, cahilliğinden, bilgisizliğinden aşırı oranda istifade etmektir. Kritik kelime aşırı. Muvaza nedir? Hileli sözleşmedir arkadaşlar. Ehliyette hani kişinin ehliyet türleri var. Tam ehliyetli, tam ehliyetsiz vesaire vesaire. 12 numarada tüzel kişilerin fiil ehliyeti ne zaman başlar? Bakın arkadaşlar gerçek kişinin sormuyor. Tüzel kişinin fiil ehliyeti ne zaman başlar? Sağ ve tam doğumla gerçek kişilik başlıyor. Tam ve sağ doğmak şartıyla ana rahmine düştüğü anda gerçek kişinin hak ehliyeti başlıyor. Kurulduğu anda tüzel kişinin hak ehliyeti başlıyor. Tamam mı arkadaşlar? Zorunlu organların oluşturulmasıyla da tüzel kişi harekete geçebiliyor ve fiil ehliyeti başlıyor. Mesela derneklerde 3 tane zorunlu organ var. Yönetim kurulu, denetim kurulu ve genel kurul. Vakıflarda ise sadece yönetim kurulu zorunlu organdır kıymetli arkadaşlar. 13 numarada aşağıdakilerden hangisi devredilemeyen haklar arasında yer almaz? Şimdi bu iki olumsuzu içeren sorular gayet tehlikeli oluyor. Devredilemeyen de yer almaz diyorsa hangisi devredilebilir demektir. Kıymetli arkadaşlar evlenme, nişanı bozma, nafaka devredilemez. İntifa yararlanma hakkıdır arkadaşlar. Devredilemez. Sükna oturma hakkıdır. Devredilemez ama aynı demek eşya demektir. Bu kalem bir eşyadır ve ben bunu sizden birine devredebilirim. Dolayısıyla aynı hak eşya devredilebilirdir. Devredilemeyen değildir arkadaşlar. Son iki sorumuz bu video için. Yazılı kaynaklarda bilerek ve isteyerek bırakılan boşluklar aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle doldurulur? Arkadaşlar aslında ilk soruları da çözdüm. Bilerek bırakılan boşluk kural içi boşluktu. Kural içi boşlukta hakim hukuk yaratmaz arkadaşlar. Ne yapar hakim? Atıf ve takdir yetkisini kullanır. Aşağıdakilerden hangisiyle hısımlık ilişkisi? Aşağıdakilerden hangisiyle hısımlık ilişkisi yoktur? Hadi şey, şuraya bir şal çiziyorum. Teşbih tatı olmaz. Amcası, kuzeni, kardeşi, yeğeni, halası, teyzesi bunlar yan soyudur. Yan soy. Torun ve çocuk alt soydur. Eğer anne baba dede nine deseydi üst soy olurdu. Ama eşler arasında hısımlık olmaz arkadaşlar. Kayın hısımlığı denilen şey nedir? Eşlerden biriyle diğer eşin akrabaları arasındaki yakınlığa kayın hısımlığı diyoruz. Peki. Servan Hoca sizler için çalışacak. Lütfen videolarımızı da dostlarınıza paylaşınız. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet.